Mülteciler, Suriye lideri Beşar Esed'in ölene kadar savaşırım sözlerine Başbakan Erdoğan'dan sert cevap geldi. Esed'e İsrail'in işgal ettiği Golan tepelerini soran Başbakan, orada neden ölene kadar savaşmadın dedi. Partisinin meclis grubunda çarpıcı açıklamalar yapan Başbakan'ın gündeminde Dersim tartışmaları da vardı. Suriye'yi eleştirmek, kendi halkına silah doğrultan diktatörlere karşı hakkı söylemek, İç işlerine karışmak değildir. Dünyaya bir askeri müdahale çağrısı yapmak hiç değildir. Beşar Esed'e buradan çağrımı yineliyorum. Öncelikle Türkiye'nin temsilciliklerine, bayrağına saldıranları, topraklarından geçen hacılara hünharca saldıranları bul ve yargıya teslim et. Daha fazla kan dökmeden, daha fazla zulmetmeden, halkının, ülkenin ve bölgenin selameti adına artık o koltuktan çekil. Başbakan Erdoğan, Suriye'deki akan kanın durması için Beşar Esed yönetimine bir kez daha çağrıda bulundu. Başbakan, Esed'in ölene kadar savaşacağım sözlerine de sert tepki gösterdi. Kusura bakmasın ama insana sorarlar. İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri için neden ölene kadar savaşmadın? Başbakan Erdoğan, Van depreminin ardından hükümete yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Ben buradan iddia ediyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir afet karşısında bu kadar hızlı, bu kadar yoğun ve bu kadar etkili müdahale gerçekleşmemiştir. Van'ın boşaltıldığı iddiaları tamamen yalandır. Başbakan, yapılan hizmetleri görmezden gelenler olduğunu belirtip sert konuştu. Bu çabalar karşısında birkaç istisnai olayı adeta cımbızla çekerek bütün Van'ın manzarası gibi sunmak hem hükümete hem de Van için seferber olan 74 milyona yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. 1939'da Erzincan'da 33 bin kişi hayatını kaybetti. CHP ne yaptı? Şimdi ben buradan BDP'ye de soruyorum. Bölgede büyükşehir belediyeniz var. İl ilçe belediyeleriniz var. Van Belediyesi sizde. Allah aşkına yaraları sarmak için, insanlara el uzatmak için ne yaptınız? Dersim tartışmasına da değinen Başbakan CHP'yi tarihiyle yüzleşmeye davet etti. CHP'nin başında Tunceli'li bir genel başkanın bulunması, bir aşiret mensubu genel başkanın bulunması, Dersim faciasıyla yüzleşmek adına CHP için eşsiz bir imkandır. Aşiretini, mensubu olduğun inanç sistemini söyle, niye kaçınıyorsun? Ya Dersim konusunda özür dileyecek birisi varsa sensin. Niye? Çünkü senin temsil ettiğin, şu anda başında bulunduğun partinin ödettiği faturadır Dersim faturası. Sen özür dileyeceksin. Ve Almanya'da Türklere yönelik saldırılar. Başbakan konunun hafife alınmamasını istedi, olayların arkasında derin bir yapının olabileceğine dikkat çekti. Aşırı sağcılar yaptı deyip geçiştirilecek kadar meselenin sığ olmadığını da hatırlattık. Burada da hatırlatmak istiyorum. Zira biz bu tecrübeyi çok acı şekilde yaşadık. Geçmişte faili meçhul değil, irtica değil, faturayı dış mihraklara kesip nice cinayetin üzeri örtüldü. Almanya'nın Türkiye'deki bu süreci yakından incelemesini, Türkiye'nin derin yapılarla nasıl mücadele ettiğini kendisine örnek